Yukarıda verilenlerden hangisi Fecri Ati şiiri için söylenemez. Sanat şahsi ve muhteremdir anlayışıyla eser vermişlerdir. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Dil ve üslup bakımından Servet fünuncularla aynı doğrultuda hareket etmişlerdir. Doğru. Bir edebi bildiriyle ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. Bu da doğru. Şiirde köklü yenilikler yapıp kendilerinden sonraki edebi toplulukları etkilemişlerdir yanlış arkadaşlar. Onlar Servet-i şiirini eleştiriyorlar fakat Servet-i şiirinden öteye geçemiyorlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Ağırlıklı olarak aşk ve tabiat konularını işlemişler. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi farklı şiir geleneklerine bağlı şairlerde ortaktır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Namık Kemal Tanzimat sanatçısı şöyle karşısına yazdık. Cenap Şahabettin'e baktığımızda arkadaşlar Servet-i Fünun sanatçısı şöyle yazdık. Servet-i Fünun. Ahmet Haşim'e baktığımızda fecriyati döneminin babasıdır biliyorsunuz. Sembolizm ve parnasizmden etkilenme bu arkadaşlar Namık Kemal'de yok. Dolayısıyla bu ortak bir özellik olamaz. Kurallı nazım şekillerini kullanma bunu da eleyebiliriz. Toplumcu sanat anlayışını önemseme bu sadece Namık Nam Kemal'de var. Cenab-ı Şahabettin ve Ahmet Haşim'de yok. Bunu da eleyebiliriz. Aruz ölçüsünü kullanma hepsi aruz ölçüsünü kullanmış cevabımız Denizli. Şiirlerini aynı tema ekseninde oluşturma Namık Kemal'de vatan, millet, hürriyet varken diğerlerinde aşk, tabiat gibi bireysel konular vardır. Bu da değil. Cevabımız Denizli. Buna göre ifadelerinden hangisi fecriat'in amaçları arasında yer almaz? edebiyatımızda bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluktur. Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanat gelişmesinde ilerlemesine hizmet etmek, gençleri bir araya getirmek, seviyeli fikir münakaşaları ile halka aydınlatmak, değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçe'ye kazandırmak, batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak, böylece Türk edebiyatını batı edebiyatına, batı edebiyatını da Türk edebiyatına tanıtmak amacıyla hareket etmişlerdir. Evet bakalım şimdi hangi özelliklerinden biri değil. Dil edebiyatı ve toplum bilimlerinin ilerlemesine hizmet etmek evet arkadaşlar bu doğru. Çünkü halka aydınlatmak ve yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak işte Türkçenin eserlerini yabancılara, Batı edebiyatına kazandırmak gibi amaçları var. Buna eleriz. Batı edebiyatının önemli eserlerini Türk edebiyatına kazandırma var. Dille alakalı zaten doğru orantılı. Bunu da eleriz. Halkın edebiyata olan ilgisini arttırma Halka aydınlatmak seviyeli fikir münakaşalarıyla diyor. Doğru arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Genç yeteneklere fırsat verme diyor. Evet arkadaşlar bu da özelliklerinden bir tanesi. Zaten baktığımızda fecraticiler bir grup gencin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Şurada gençleri bir araya getirmek diyor. Bu da doğru. Edebiyata yeni türler, yeni nazım biçimleri kazandırma yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ali Sami Yenle Galatasaray Kulübünü kurmuş ve bir süre futbol oynamıştır. Şiirlerinde biçimsel ögelere önem vermemiş, aruz ölçüsüyle sanatlı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm düşüncelerini işleyen şair Yunan işgaline karşı yazdığı Kin şiiriyle tanınır diyor arkadaşlar. Şöyle Kin ve Hisarlara Karşı adlı eserleriyle Milli Edebiyat Çağrı'nın habercisi olmuştur. Arkadaşlar baktığımızda e, Şahabettin Süleyman'ı eleriz çünkü e, neden? Aşk temasını işlemiş, konuşma dilini yazmış ama e, Şahabettin Süleyman'da daha çok e, aralarında Karun, Avdet, Azil Katil gibi eserleri vardır. Dolayısıyla şöyle Denizli şıkkını eleriz bu gider. Tahsin Nahit'i de eleriz. Neden? Çünkü Adalar Kamer ve Zühre şairi olarak bilinir. Ahmet Haşim'i eleriz arkadaşlar. Daha çok Akşam şairidir biliyorsunuz. Celal Sahir Erozan'ı zaten eliyoruz. Kimden bahsediyoruz? Emin Bülent Serdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Aynı zamanda Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucusudur da biliyorsunuz ki. Destani yönü ağır basan epik şiirler de yazmış hatta. Hatta Victor Hugo'nun biliyorsunuz ki Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı kin şiirini yazmıştır. Dolayısıyla cevabımız Adana Şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangisi? Servet Efinonu ve Fecriati de ortak değildir. Estetiği önemseme her ikisinde de var arkadaşlar. Tiyatro türüne fazla eğilmeme, evet her ikisi de tiyatroya önem vermiyor. Tiyatro daha çok tanzimat döneminde çünkü tiyatro halka aydınlatmak için tanzimat döneminde bir araç olarak kullanıldı. Batı edebiyatını örnek alma ikisinde ortak özelliğidir arkadaşlar. Özgün ve etkin bir edebiyat ekol e, oluşturma. Bu fecr aticilerde vardır. Servet-i Fünun'da yok. Cevabımız Denizli bu yüzden. Sanatlı bir dil anlayışını benimseme ikisinde de var. Dediğim gibi cevap Denizli Şıkkı. Bu dizelerden hareketle Ahmet Haşim'in şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yağın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya alayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, mutassıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı kafiidir ki bir ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta diyor hafidir olacak. Şimdi baktığımızda mesaj verme kaygısından uzak amacı sadece estetik güzellik olan saf şiir anlayışı ile yazmıştır. Evet arkadaşlar saf şiirin kurucularından biridir. Baudelaire'de biliyorsunuz ki çok etkilenmiş Verlaine'dan. Dil ve anlam ögeleri sezdirme çağrıştırma amacıyla e, bir araya getirilmiştir. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Sular sarardı, yüzün perde perdesi olmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta derken Gördüğünüz gibi sezdirme ve çağrıştırma da var. İmgelerden yararlanılmış betimleyici bir anlatım tavrı sergilenmiştir. Betimleyici bir anlatım var arkadaşlar. İmgeler de var. Eğilmiş arza kanar, mutassal kanar güller diyor mesela mutassıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Bunların hepsi nedir? Aynı zamanda imgedir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali tamlamalar ve ögeler. Bunu da eliyoruz. Sembolizm akımının izlerini taşımakta anlam kapalılığı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da eleyebiliriz. Çokça kullanılan tezat unsurlarıyla hayal gerçek çatışması yansıtılmıştır. Yanlış. Cevabımız Edirne. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Fecriati topluluğunun en çok tanınan şairi Ahmet Haşim toplulukla aldıktan sonra da topluluğun ilkelerine bağlı kaldı. Modern Türk şiirinin kurucularından sayılan sanatçı şiirle ilgili görüşlerini nokta 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 adlı kitabının ön sözünde nokta nokta başlığıyla açıklamıştır. Arkadaşlar şiirle ilgili görüşlerine biz ne diyoruz? Poetika diyoruz. Yani poetikasını açıklamış bu eserinde. Ona göre şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan, ne de bir kanun koyucudur. Şairin dili nesir gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere vücut bulmuş ortak bir dildir diyor. Şimdi baktığımızda göl saatleri değil. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Eleyebiliriz. Evet bir şiir kitabıdır biliyorsunuz. Göl sülvari değil bunu da eledik. Merdiven bir şiiri bunu da eledik. Karanfil değil bunu da eledik. Piyale'de arkadaşlar şiirle ilgili görüşlerini yani poetikasını Piyale adlı şiir kitabının ön sözü olan Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı yazısında açıklamıştır. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olur. Feciati şiirinde Servet-i Finun'dan farklı bir dil ve biçim geliştirme, Arkadaşlar dili servet ve diliyle aynı ağır, Arapça farça tamlamalarla yüklü, anlaşılması güç bir dil. Dolayısıyla bu farklı bir özellik değil. Aşk, doğa, hayal, kaçış ve karamsarlığı ele alma görülür. Evet. Serbest müstezatı tercih etme. Doğru. İmgeli bir anlatıma başvurma. Doğru. Kızılgün batımlarında, loş ışıklar altında doğanın hayali betimlemelerini yapma. Bu da doğru. Sadece bir yanlış olacak. Cevabımız Adana şıkkı. Servet Efe'nin edebiyatına tepki olarak doğan fecriati Edebiyatı pek çok yönden bu edebiyatın devamı gibidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? Sanatın kişisel ve saygıya değer olduğu görüşünü savunma sadece Fecriyati'cilerin bir özelliği arkadaşlar bunu eliyoruz. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturma. Bu arkadaşlar ikisinin ortak özelliği. Bu anlamıyla fecriati Servet-i Fünun'un devamı niteliğinde olmuştur. Cevabımız Bursa. Batıdaki benzer topluluklarla ilişki kurarak Türk Edebiyatı'nı Batı Edebiyatı'na yaklaştırma fecriatinin işidir sadece. Çünkü Servet-i Fünun'un böyle bir kaygısı olmadı. Sembolizm ve empresyonizmin etkisinde kalma değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Aruz vezini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirme. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada şiir anlayışından söz edilen şaire aittir? Ona göre şiir, sözcükler arasında dalgalanma ve birleşmelerden doğan seslerin uyandırdığı duygudur. Onun için de şiirlerinde dış dünyayı iç dünyasıyla birleştirir ve ruhunda aldığı şekillerle sözcüklere döker. Yaşadığı alemde mutlu olmayan sanatçının duyguları da şiirlerinde iç dünyaya yöneliş, realiteden kaçış olarak karşımıza çıkar. Bulunduğu edebiyattan kaçıp hayali bir aleme sığınma arzusu şiirlerine de Dansır. Arkadaşlar Elhan-ı Şita kışı anlatan Şita kış demek biliyorsunuz Cenab Şahabettin'in. Şermin biliyorsunuz ki Tevfik Fikret'in çocuklar için yazmış olduğu bir şiir kitabı. Gizli Figyanlar Süleyman Nazif'in şöyle Süleyman Nazif'in 1906 yılında Kahire'de basılan ilk şiir kitabı. Siyah İnciler biliyorsunuz ki arkadaşlar Mehmet Rauf'un nedir? Mensur şiirlerdir. Şöyle Mehmet Rauf, o beldeden bahsediyoruz burada. O belde kimin şiiri? Ahmet Haşim'in şiiridir. Ahmet Haşim'in şiir anlayışından bahsediyor. Cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi şiir konusundaki düşüncelerini böyle açıklayan bir şaire ait olamaz? Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil bir açıklama vasıtası olmak, e, olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır ve şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu bakımdan kelimeler şiire anlam değerlerinden çok musiki değerleriyle girer. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir. Şiirin doğduğu yer şuur altıdır. Konu ise sadece terenim için bir vesiledir. Bunu diyen kişi arkadaşlar şöyle yazıyoruz Ahmet Haşim. Ahmet Haşim şiirde anlam olmaması gerektiğini söylüyor. Su değil mevsimin havası akan, duyduğun yaprağın dalın sesindir. Suda yıldızların parıltısıdır. Bu karanlıkta bazı bazı çakan, akan, çakan, parıltısıdır, sesidir. Burada bir muziki ahenk görüyorsunuz ve anlam yok. Bu Ahmet Haşim'e ait olabilir. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Aksa , inaks , minaks . göllerde bu bir kamış olsa mutlaka duymuşsunuzdur. Dolayısıyla zaten akşam şairidir Ahmet Haşim bunu da elersiniz. Ne sen ne ben ne de hüsnünde toplanan bu mesa olan bu mai deniz melali anlamayan nesle aşina değiliz diyor arkadaşlar. Yine çok meşhur bir şiiri bunda eliyoruz. Nane satan su satan yetim çocuklar şarkı söyleyemediler güneşe aya. Biliyorum ne masal dinlemeye doydular ne oyun oynamaya. Bu biraz daha anlamı belli arkadaşlar. Şairhanelikten uzaktır bu. Nane satan su satan yetim Yetim çocukların şarkı söyleyemediklerini, güneşi aya doyamadıklarını, masal dinleyemediklerini söylüyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli bu. Ahmet Haşim'e ait olamaz. Gün bitti, ağaçta neşe söndü. Yaprak ateş oldu, kuş da yakut. Yaprakla kuşun pırıltısından hafızın suyu ergüvane döndü. Bu da arkadaşlar ona aittir. Cevabımız Denizli Şıkkı olur.